Türkiye'nin ilk yerli uydu projesi TürkSat 6A 2024 yılının ilk çeyreğinde uzaya fırlatılacak. O tarih öncesinde ise TUSAŞ'ta hummalı bir çalışma var. Peki TürkSat 6A'nın çalışmalarında gelinen son aşama nedir? Melike Görür ve Mehmet Bulut'un özel haberinde izleyeceğiz. Önümüzdeki senenin ilk yarı yılının sonuna doğru fırlatılması planlanıyor. Buradaki fırlatma ile ilgili tüm planlamalar TürkSat tarafında devam ediyor. Her türlü sözleşmeleri yapmış durumdalar. Türkiye'de yerli olarak geliştirilen ve Türkiye'nin uzay alanındaki yeteneklerini daha da ileri götürmeye amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesi TürkSat 6A'nın uzay yolculuğuna az kaldı. Uydunun uzaya fırlatılması için planlanan 2024 yılı öncesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de kısa adıyla TUSAŞ'ta son çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki senenin ilk yarısında çok öncesinde biz zaten uyduyu teslim edeceğiz yerde. Daha sonra fırlatma sahasına gidip oradan hazırlıklarla beraber fırlatılacak. Daha önceki TürkSat uyduları yurt dışı firmalardan temin edilmişti. TürkSat 6A projesi ise yerli ve milli. TÜBİTAK Uzay daha önceki RASAT ve Göktürk 2 projelerinde kazanılan uzay alanındaki tecrübelerinden de faydalanarak proje ortakları TUSAŞ, Aselsan ve SİTEK firmaları ile birlikte milli haberleşme uydu platformunu geliştiriyor. Bitirildiğinde Türkiye'nin haberleşme uydusu sayısı toplamda 6'yı bulacak. Türkiye uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10 ülkeden biri olacak. Yeterlilik modeliyle ilgili bütün faaliyetlerimizi, yani montaj, bir araya getirme, alt sistem testleri hepsini bitirip bütün testlerden de geçirdik. Sonrasında ne yaptık? Bakın şu ileride gördüğünüz o uçuş modeli. Uzaya gidecek model. Hemen hemen bitirdik. TUSAŞ'ta mühendisler TürkSat 6A'nın tamamlanması için uzun mesailer veriyor. İşte TürkSat 6A uzaya fırlatılmadan önceki aşamalara artık çok yaklaşıldı. Ve mühendisler entegrasyon çalışmaları ile ilgili son adımları izliyor. Projede son aşama olan uydunun uzay koşullarına uygunluğuna yönelik testler tamamlandı. Burası uzay simülasyon odası. Burada zorlu uzay şartları oluşturuldu ve TürkSat 6A günlerce burada test edildi. Şimdi ise TürkSat 6A'nın entegrasyon çalışmaları yapılıyor. Titreşim testlerine şu anda sokacağız, akustik testlere sokacağız. Bir takım kütlesini falan ölçtükten sonra elektromanyetik etkileşim odamız var. Onunla ilgili testlere sokup sonra da anten testlerinin olduğu yere soktuktan sonra uydumuzu aslında bütün kabul testleri diyoruz. Onları bitireceğiz inşallah Teala. İşte burası son aşama. TürkSat 6A'ya güneş paneli entegre edildikten sonra çevresel testlere geçirecek. Yakıt dahil 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydu 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecek. TürkSat 6A uydusu Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecek. Uydunun coğrafi kapsama alanları ve yayın kaliteleri işte bu odada test edilerek doğrulanacak. Sonrasında ise gözler TürkSat 6A'nın uzay yolculuğuna çevrilecek. Proje kapsamında uydu üzerinde kullanılacak yeni geliştirilen birçok alt sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz konusu alt sistemler milli haberleşme uydularının altyapısını oluşturacak.